Şimdi sen mikrofon alsan diyor, ben hepsine söyleyemem. Benim içinden müşterilerim yok diyor. Bas demeyin. Ya ben size gene söylüyorum kardeşim. Dişinizi sıkın, kendinizi aç bırakın, bir 50-100 turma parası var. Kardeşim, bana bak. Parayı biriktir, topla, ben de size gelin yönetici olurum. Ama parayı aç değil, para var. Tamam, öyle yapma. Bazılarına bitirmeden bunu alma. Tabii ya. Belli değil. Gidin istediği yerden, kim uygun verirse oradan alır. Yani lan ben, ya Ahmet'ten, ya Yusuf'tan, ya Kadir'den, şuradan, ben kimseyi kastetmiyorum. Sizin karınız ne zarar, karınız neredeyse orada olur. Öğrenci kardeşlerimizin sıkıntıları biliyorsunuz, bu dolar krizinden bazı fırsatçılar un fiyatlarını yükseltip fırıncı esnaflarımızı zor durumda bırakmak istiyorlar. Buna da biz kesin izin veririz, biz kabul etmiyoruz. Biz valimizle istişare halindeyiz. Görüştük, valimiz bir gün un fabrikan sahipleri toplantı halindeler. Gereken netice toplantıdan sonra bize bildirecekler, biz ona göre hareket ediyoruz. Çok güzel. Tabii biz 4. ayın birinde bir rayış almıştık. Ekmek o zaman 200 gram 90 kuruştu. 1 lira yapmıştık. 71 liraydı o zaman. 70-71 lirası. Şu durumda dün 90 itibari oldu. Bir gün geri 80'e düştü. Ama şimdiki toplantıda ne karar çıkar onu bilemiyoruz. Bunlara fırsatçılık diyorum yani. Bunu ülkemiz bu dar boğazdayken yani kalkıp fırsatçılık yapmak güzel bir şey değil yani. Hakikaten yani eğer bir buğdaya zam gelmişse, sen buğdayı ballı almışsan onuna zam yap. Ama buğday eski buğdanı 6. ayda ambar ettin, buğdanı kalkıp bizim esnafa 70 lirada verdiniz bunları şimdi 90 lira derseniz bu bir vicdansızlıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben Adıyaman Simerevler'de esnaflık yapıyorum. Orada işte kazancımızı kazanmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Fırıncı. Hani ülkemiz az önce Sayın Başkanımızla değerlendirme yaptı bu konuda. Yani genel güncel bilgiler zaten kendisi verdi. Bizim ek olarak üstüne ekleyeceğimiz şunlardır. Ülkemiz şu anda Amerika'nın büyük bir yaptırımı altındadır. Başta fırıncılar odası olarak Amerika'yı kınıyoruz başta. Bunun dışında yani ülkemizi tabii millet olarak, ülke olarak daima hükümetimizin ve devletimizin yanındayız. Bunu bildirmek isteriz. Herhangi hiçbir hukuksuz, kanunsuz, kuralsız hiçbir şey yetenmiyoruz biz. Sadece hukuksal olarak haklarımızı istiyoruz. Adıyaman'da şu sıralar un 75 liradan alınırken 70 liradan un alınırken 92. Şu anda 92 liraya fiyat yükseltildi. Kaç gün? Şu yaklaşık bir hafta boyunca. Ve 5. aydan itibaren uncular, Adıyaman'daki uncular yani buğdaylarını komple stokladılar. Ve o zamanki dolar fiyatı 4 küsurattaydı. Şu anda herhangi kendilerine bir şey yok çünkü buğdaycılar yaptığı stoku en az 1 senelik stok yaparlar kendilerine. Şu anda dolar yine nabız düşmeye başladı ve onlar fiyatı yüksek tuttular. Hani bir nevi şu anda esnaf kardeşlerimiz hepsi buradalar. Onlar yani nasıl olsa kimin bana borcu, kimin borcunu diyemez. Ben istediğim alacağım var onlarda. İstediğim kanunu uygularım demeyle kendilerine bir paralel devlet, eş devlet yapmaya çalışıyorlar kendilerini, kendi başlarına. Biz fırıncılar olarak da başkanımız yardımıyla geldik buraya, haklarımızı yani hukuklarımızı çerçevesinde şikayetlerimizi dile getirdik. Kendisinden burada rica ettik. Başkanımız da sağ olsun şu anda Vali Bey'le bu Adıyaman'daki un 3 tane 4 tane fabrikadır. Onlar şu anda toplatan dediler, sonunda çıkacak olan kararı bekleyin dedi. Biz de şu anda başkanımızın bize söylediği lafı çiğnemiyoruz. Şu anda bekliyoruz.